Arkadaşlar bu videomuzda gene Manisa'da Arabacı Bozkayı'da Mustafa Akbulut'un bu sefer evindeyiz. Öyle söyleyelim. Bu videomuzu çekmemizdeki en büyük amaç Mustafa Bey'in arazisinde, evinin bahçesinde bir portakal ağacı vardı. Doğru mu? Yani muhabbetimizi, sohbetimizi yapmıştık. Zeytin arazisine gitmiştik. Çekimimizi yapmıştık ama bir portakal ağacı vardı. Bu portakal ağacında meyve yoktu. Tutum yoktu değil mi? Evet. Nasıl oldu Mustafa Bey? Kullandınız. Zeytinlere atınca dedim biraz bakın buna da atayım diye. Ya bunda da bir deneme yapayım dedim. Ya dibine attınız, serptiniz, karıştırdınız. Bir de suladık. Evet. Annem köyde oturuyor zaten kendisi. 5-6 aylık bir zaman bu. Evet. İşte Şubat zeytinle beraber Şubat'ta, evet. Üzerinde hani kendiniz görüyorsunuz hani canlı olarak. Ya geçen sene 5-6 tane şurada meyve varken şu anda bakın bir dalında bir dalında neredeyse 5-6 tane var. Her yeri meyve patlamış ve yemyeşil. Evet. Bakın her yeri meyve. Her yeri meyve. Alt tarafı meyve. Üst tarafı. Evet. Bakın sağ tarafı, sol tarafı. Bütün her tarafından portakal fışkırmış. Evet. Siz bunu aslında mandalin diye aldınız. Mandalin diye aldım. Ama portakal olduğunu gördünüz. Evet arkadaşlar bu çekimimizdeki amaç bu ağaçta verim hiçbir şekilde yokken küçük bir alan bakın kökün çalışma şeyi çok hafif az ama %100 gübre kökten çalıştırarak da meyve, tohum, tane, sürgün, kalibrasyon ve ağacın tekrardan sürgüne yapmasını, tekrardan meyveye, tekrardan çiçeğe yapmasını sağladı gözlemlediğiniz kadarıyla ve yemyeşil yani sapsarı olması gerekirken yemyeşil olduğunu görüyoruz. Evet. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla bu ağacın dikim aralığı ne kadar zamandır dikildi? 2 yıl oldu mu? Kadar oldu? Aynen. 2 yıl önce oluyordu. 2 yıllık bir ağaçtı bu. Evet. Geçen sene boy böyle miydi? Sürgün? Hayır ya. Yani şu hani alt kısım kadar da. Yarısı kadar. Yarısı, aynen. Yarısı kadar. Yarısı kadarken şimdi 2 katı kadar bir mesafeye geldi. Evet. Yani bunu da çekmemizdeki amaç hobi bahçesi olan müşterilerimizin genelde ağaç gelişimlerini, meyve tutumlarını arttırması için arazilerinde kiraz olur, mandalin olur, limon olur fark etmiyor. Bütün ağaçların tamamına bu şekilde atıp ağacın gelişimini, meyve tutumunu takip edebilirler ki kişiler o arazilerine baktığı zaman içleri açılıyor. Evet. Yani siz şurada şu meyve kalitesini gördüğünüz zaman, evinizden çıktığınız zaman, bir tane aldığınız zaman İçiniz açılıyor aynen, değil mi? Aynen, en önemlisi. Aynen. Peki, evet arkadaşlar bu videomuzda... Ben bir şey daha paylaşabilirim. Tabii, lütfen. Hüseyin Bey, geçen sene bu bizim üstümüzde bak asma var. Evet, gördüm. Kök olan bir asma var. Evet. Bu asma da belki de 50, bilemedim 60 sene kesim vardır. Tamam, kimi? Tamam. Artık ihtiyarlar dedik biz, hani kuruma aşamasına geldi. Hani yenisini dikelim. Evet. Kuruduydu yani. Kökleyecektiniz. Kökleyecektik. Yenisini iş yapacaktık. Geçen sene bunu da aynı portakal attığım gibi. %100 gübre attım. %100 gübreden. Aynı şekilde ona da attım. Dibine attınız iki dal köke. Evet. İki dal sesi. Onları da attım. Üzerine bakın. Yani canlı şahit yani. Kendisi şahit. Ben onları kimlikle verim oğlum. Canlı. Görebiliyorsunuz. Evet. Harika. Bu ağaç yani vurma aşaması. Bu meyve yoktu değil mi? Meyve zaten yoktu. Meyvesinden geçtim. Ağaç kendi vuruyordu. Bakın arkadaşlar şuraları görüyorsun. Şu köşeye gelin. Bakın. Evet. Şu köşede resmen yıkıldığını gösteriyor. Evet. Yani. Ben bunu ben ağaç kendince şahidi. Kendince şahidi. Yeşil aksamlar muazzam. Evet. Yapraklar çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Sözün bittiği gerçek anlamda yerlerden bir tanesindeyiz. Portakal için kullanıldı. Meyve kalitesi, boy muazzam oldu. Ekstradan üzüm salkımının bir tane iki önceli giden salkımı atıldı. Sökçeyemeyen 50-60 yıllık kesin vardı. Asmanın sökçeyem derken meyve tutumu gerçekten ortada. Kendi şarkı. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek? Yani böyle bir şeyle tanıştırdığınız için. Ne demek olur mu öyle şey? Için. Yani biz gurur duyuyoruz. Siz bunları söyledikçe, siz mutlu oldukça çiftçilerimiz adına biz de çok mutlu oluyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Arabacı Bozköy'de Mustafa Bey'in evinin avlusundaki portakal ağacında üzüm asmasında fark ortada, kalite ortada, köklüceği bir asmayı kalitesi muazzam olup her şeyi gösterdi video çekiminde. Portakalda 5-6 tane vardı, yok denilecek kadar azken şu anda neredeyse 50-60 tane portakal olmuş
yaklaşık 2 yıllık bir ağaçtı. Evet. 2 seneye daha da güzel olur. Evet arkadaşlar, bu videomuzu tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de %100gübre.com web sayfamıza gelip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Manisa bölgesinde Manisa bayimizden ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.